Herkese iyi pazarlar. Moonstar'dan merhabalar. Ben İrfan Galip Dumlu. Bugün 24 Eylül 2023 Profesör İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi programına hoş geldiniz. İbrahim Bey nasılsınız? Haftanız nasıl geçti? Çok teşekkürler İrfan Bey. İyiyiz. Seyircilerimiz de şimdi kahvaltı saatinde olsalar gerek. Onlara da afiyet olsun diyelim. İyi bir hafta sonu olmasını temenni ediyorum. Kimileri kahvaltı sofrasında, kimileri çayını kahvesini aldı, defterini kalemini hazırladı. Yayını izlemeye başladı, videomuzu izlemeye başladı. Sorulara başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bugün Erdoğan'ın ABD ziyaretini, Elon Musk'la neler konuştuğunu, gıda enflasyonunu, NAS mevzusunu, yeni İpek yollarını konuşacağız. İbrahim Bey'e ilk sorumu yöneltiyorum izninizle. Buyurunuz. Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler toplantıları için Amerika'daydı. Sizden bir değerlendirme ile başlayalım isterseniz gündeme. Buyurun. Evet, yani yine dışarıdan başlamalıyız. Çünkü son 1-2 haftadır dünyanın gündemi çok fazla dışarıda olup bitiyor. Önce Güney Afrika Cumhuriyeti'nde BRICS toplandı. Yani kurulu olan uluslararası düzende beğenmeyen, ona alternatif yol ve yordamlar geliştirmek isteyen BRICS toplandı, 5 üye aldı. Yeni üye olmak isteyenler listede yerini aldılar. Bu yeterince dikkat çeken bir gelişme. Çünkü BRICS üyesi olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti, bunların hiçbiri gerçek bir demokrasiyle yönetilmiyor. Otoriter rejimler var. Güney Afrika Cumhuriyeti biraz daha belki demokrasi liginde yer alabilir. Biraz sonra bunları konuşuruz. Dolayısıyla dünyadaki mevcut sisteme alternatif arayanların hiçbirinin demokrasi, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi kavramlarla gündeminin olmadığını altını çizelim. O zaman neyin alternatifini arıyorsunuz? Hemen akla gelen şey keyfilik arıyorlar. Bireysellik arıyorlar. Durumsallık arıyorlar. Ve diyorlar ki bizim elimizi kolumuzu bağlayan uluslararası hukuk olmasın. Şeffaflık olmasın. Halka hesap verme olmasın. Uluslararası Adalet Divanı diye bir şey olmasın. Biz de halkımıza hem ezeriz hem severiz hem döveriz olsun. Kime ne bizim halkımızla baş başa kalmamız, buna oynuyorlar. Dolayısıyla çok sevindirici bir durum değil. İkinci gelişme tabii ki hemen devamında Hindistan'daki G20 toplantısı oldu. Onda da Çin'i çevrelemek üzere Hindistan'a yeni bir rol verme eğiliminde Amerika'nın olduğu görüldü. Amerika'nın da böylece bir ikircikli yüzü karşımıza çıktı. Çin'i durdurmak karşılığında, Çin'i çevrelemek karşılığında çok da demokrasiyle ilgilenmeyeceklerini, Hindistan gibi gittikçe otoriterleşen bir ülkeyle rahatça çalışabileceklerini göstermiş oldular. Bu toplantıda da işte daha sonra konuşuruz. Hindistan'ın Çin'in İpek yoluna alternatif bir oluşumu var. Ona destek oldu Batı ülkeleri, Amerika ve Avrupa Birliği. Ve hemen ardından Birleşmiş Milletler'deki New York'taki Birleşmiş Milletler'in 78. toplantısı yapıldı. Belki bunların içinde en önemlisi bu. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda insanlığa barış ve huzur getirmek adına kurulan en önemli müessese bu. Ve bu müessese çalışmıyor. Her ağzını açan bu müesseseden şikayet ediyor biliyorsunuz. Bu Birleşmiş Milletler'in özellikle Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi temsilcisi var. Bunların veto hakkı var önlerine gelen konularda. Maalesef tamamıyla kendi çıkarlarını ve kendi çıkar ekseninde bulunan ülkeleri düşünerek veto haklarını pervasızca kullanıyorlar. Ve oradan görüyoruz ki hani Erdoğan'ın dillendirdiği bir ifade var ya, dünya beşten büyüktür diye. Orada 2. Dünya Savaşı'nın galipleri daimi üye olarak duruyor. Çin orada daimi üye, Rusya orada daimi üye, Fransa, İngiltere daimi üye ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri daimi üye. Çok enteresandır. Bu seneki Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi toplantısına Amerika ev sahibi olduğu için Joe Biden elbette oradaydı. O demek ki başka yerde olsaydı o da öyle olacaktı. Hiçbir devlet başkanı katılmadı. Çok enteresan. Birleşmiş Milletler'in işini yapmıyor, fonksiyonunu icra etmiyor.
Ve o yüzden de o BRICS örneğinde verdiğimiz gibi ülkeleri alternatif çıkış yolları aramaya itiyor. Bu Birleşmiş Milletleri reforme edilmelidir. Daha adil, daha şeffaf, daha kapsayıcı, daha kapsamlı, gerçekten dünyayı temsil eden bir yapıya kavuşturulmalıdır söylemi her düzeyde işitiliyor. Fakat bunu yapacak olan 5 daimi üyenin hiçbiri maalesef o toplantıda devlet başkanı düzeyinde orada yoktu. Daha düşük düzeydeki bakanlar, siyasetçiler düzeyinde temsil edildi. Cumhurbaşkanı da orada bir konuşma yaptı. Tahmin edersiniz, Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerektiğini, 5 daimi üye konusunun değiştirilmesi gerektiğini, üye sayısının artırılması gerektiğini herkes gibi o da söyledi. Dünya 5'ten büyüktür diye yine dedi. Fakat dünya ona iyi de 85 milyon da birden büyük değil midir? Sen de senin ülkende hukuk ayakları altına almadın mı? Sen de ülkende kuvvetler ayrılığını yok etmedin mi? Sen de kurumların itibarını yok edip keyfe keder bir yönetim sergilemiyor musun? Demiştir tabii ki. Ama o dememişse bile biz buradan diyoruz. Dünya 5'ten büyüktür ama Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'dan büyüktür. O zaman sen de ülkende hukuka dön. O zaman sen de ülkende kurumlar ön plana çıkar. Bakın çok enteresandır. Daha seçimden önce birkaç konuda söz vermişti. Demişti ki mülakatı kaldırıyoruz demişti. Adrese teslim ihaleleri yapmayı bırakacağız. Avrupa Birliği'nin normlarına döneceğiz demişti. Buna benzer çok kritik eleştirilere seçimden önce biz bunları daha yapmayacağız demişti. Seçimden sonra hiçbir şey değişmedi. Bir gazeteci ona sordu bunu dedi ki Allah Allah biz seçimden önce öyle bir şey mi demişiz? Aynen bu cümleyi kurdu. Demişsek İçişleri Bakanı mı ve Adalet Bakanı mı soracağım. Demiş miyim ben böyle bir şey diye. Demişsem o zaman dediğim neyse onu bir düzeltmeye çalışalım diye. Böyle de bir bayağı bir kart bir yalancı var karşımızda. Çok özür dilerim takipçilerimizden. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasının bir itibarı ne Türkiye'de ne de dünyada yok. Çünkü kendi ülkesi hukuken ayaklar altında. Tabii ki bir başka şey var İrfan Bey. Yola çıktığında daha bu kişi Temmuz ayında paraya sıkıştığı için dönüp Avrupa Birliği'ne ne dedi? Biz Avrupa Birliği ile müzakereleri yeniden tam üyelik müzakerelerini başlatmak istiyoruz, rica ediyoruz, açın bunu. Bu süreci tekrar başlatın kendi dedi. Yahu Temmuz ne? Aha ne Eylül? Amerika'ya giderken Avrupa bir parlamentosu Türkiye ile ilgili haklı olarak zehir zemberek bir rapor açıkladı. Demokrasiye dönmeden, hukukun üstünlüğüne dönmeden, insan haklarına dönmeden, Kıbrıs'taki statükoyu da çözmeden, o sorunu da çözmeden Avrupa Birliği ile yeniden müzakere başlayamaz dedi. Parantez içinde Kıbrıs'ta Erdoğan haklıdır. Haklı olduğu az yerden biridir. Ama geri kalan konularda düzelme yapması gerekir derken bu rapor gelince Erdoğan sanki Temmuz'da bizi üye yapın lütfen, biz yeniden oraya girmek istiyoruz diyen o değilmiş gibi dedi ki Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırabiliriz isterse. Avrupa Birliği ile aynı yolu gitmek zorunda değiliz. Dolayısıyla stratejisi, kararları, vizyonu birkaç ayda bir değişebilen bir kişi var. Avrupa Birliği hukuka dön, insan haklarına, demokrasiye dön dediği için ben seninle yolları ayırırım diyebilen bir lidere dünyadan para gelir mi Galip Bey? İşte nitekim kapalı kapılar arkasında örneğin Yahudi sermayesiyle, Musevi sermayesiyle bir araya geldi. Onlarla toplantı yaptı. Şimdi soruyorum Türkiye'nin dincilerine, Erdoğan'ın yerli ve millicilerine, Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu ya da başkaları gidip de aynı Musevi cemaatinin liderleriyle toplantı yaptığında diyorlar mı? Diyorlar mıydı ki? Yapar ne olmuş ki? Yapar ne olmuş ki diyebiliyorlar mıydı? Ama bu Erdoğan gidip Kudüs'ün başkenti, kadim başkenti Kudüs'e hoş geldin diyen Gazze'nin katili olarak bilinen Ariel Sharon'la tokalaştığında sırıtarak bu ülkenin Müslümanları bir dakika ya Kudüs ne zamandan beri İsrail'in başkenti oldu da Türkiye'yi yönetmeye hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan gidip onunla tokalaşıyor, sormadı, demedi. İktidara geleceği zaman ünlü sermayedar, Macar, işte herkesin habire oturup kalkıp hakaret ettiği neydi? Adını da unuttuk. Öldü geçen adamcağız gitti.
İşte bunlar sermayedarlarla görüşüyor diye herkesi suçlarken kendi gitti onlarla görüştü. Şimdi Yahudi sermayesiyle görüşüyor kapalı kapılar arkasında. Kimse bunu sormuyor. Doğrusunu isterseniz ben de sormam. Normalde bir ülkenin lideri gidip ülkesini böyle yerlerde temsil eder, toplantılar da yapar ama şeffaf olmak şartıyla. Ama milletine bunun hesabını vermek şartıyla. Sen şimdi oturup kalkıp one minute'le başlayıp seni eleştiren herkese özür dilerim Yahudi dölü diye küfredip hakaret edip siz emirlerinizi güneydeki büyük abilerinizden alıyorsunuz diye millete hakaret edip ondan sonra Cumhurbaşkanlığı sarayında İsrail Cumhurbaşkanı'nı daha 2 sene önce sarayında törenle karşıladı. Şimdi Amerika'da Netanyahu'yla şu an İsrail ayakta bu faşist Netanyahu hükümetine karşı İsrail halkı aylardır sokaklarda. Sen gidip Netanyahu'yla neyi görüşüyorsun? Hani sen böyle değildin? Hani Gazze konusunda Netanyahu'yla aynı fikirde değildin? Gazze'ye gidemiyor. Bakın enteresan Erdoğan'ın bir ifadesi var. Galip Bey onu paylaşalım takipçilerimizle. Dedi ki Netanyahu'ya dedi utanmadan. Ve o bulunduğu Yahudi sermaye kesimlerine dedi. Ben dedi Kudüs'te namaz kılmanın heyecanını duymaya başladım dedi. Erdoğan'ın genlerini tanıyan birisi olarak söylüyorum. O şu anlama geliyor. Yakında bakın Kudüs'ü başkent olarak İslam dünyasında ilk tanıyan liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi o başkent olarak Ariel Sharon'un İsrail'in kadim başkenti Kudüs'e hoş geldin dediğinde sırıtarak elini ile tokalaşan Erdoğan şimdi o Kudüs'e işte size söz vermiştim. Burayı başkent yaptırttım. İlk kabul eden İslam lideriyim. Şimdi de geldim demeye gidiyor oraya. Ama tabanına bunu nasıl satıyor? Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kılma heyecanı, şu aşağılık pespaye binbir surat adamı deşifre ediyorum Türk halkının karşısında. İbrahim Öztürk olarak benim bir İsrail sorunum yok. İsrail olarak benim bir sorunum yok. Yahudilerle ilgili herhangi bir Yahudi karşıtı asla bir tutumum olamaz. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın ikircikli suratını burada deşifre ediyorum. Yani halkına Kudüs'te ben Mescid-i Aksa'da namaz kılma heyecanı yaşıyorum derken aslında bu sahtekar İsrail lobisine diyor ki ben siyasi kariyerime Ariel Sharon'un elini sıkmış ve ona bir söz vermiş adam olarak başladım. Kudüs başkent yapıldı. İlk ben kabul ettim. Büyük elçi atadım. Ve şimdi de kalkmış geliyorum. İsrail'in başkentini Kudüs olarak kabul etmiş. Kalkmış geliyorum. Ama izin verin de tabanımı kandırayım. Ben onlara diyeceğim ki Mescid-i Aksa'da namaz kılmaya gidiyorum. Ne güzel değil mi? Şimdi dolayısıyla konunun bir boyutu da bu. Ve son cümlede belki şu olabilir Galip Bey. Seçimden sonra Erdoğan'ın demokrasiye, hukuka, bilmem nere döneceğini, yumuşayacağını varsayanlar, umut edenler vardı. Erdoğan 3 ayda bunu tuzla buz etti. Bütün para ihtiyacına rağmen, bütün para için çırpınıyor olmasına rağmen Erdoğan öyle bir öfke yumağına dönmüş, öyle bir hasta kontrolden çıkmış bir diktatör ki artık para bulana kadar dahi kendini gizleyemez, duruma düşmüş durumda. Para bulursa Türklerin Allah yardımcısı olsun o memleketi yaşanmaz bir cehenneme çevirecek. Ne yazık ki sendikalar susmuş, üniversite susmuş, bilim adamları susmuş, medya yok edilmiş, sivil toplum kuruluşları yok edilmiş ve bütün bunların yanında Türk halkının umudunu yarına taşımak isteyen bir muhalefet partilerinin olmasını beklersiniz. Onlar da tümüyle havlu atmış ve Erdoğan'ın oyununun içerisine dahil olmuş bulunuyorlar. Manzara, New York'taki manzara hikaye kısaca budur. Bakalım biz ettik siz etmeyin daha ne kadar özür dilememiz gerekiyorsa dileriz diyen Erdoğan'a bakalım Amerika'dan para gelecek mi? Konu budur. Şimdi hocam Cuma günü Mehmet Şimşek açıklama yaptı Amerika temaslarının Erdoğan'ın Amerika temaslarının ardından. Dünya Bankası Türkiye'ye vereceği kredilerle ilgili onayı verdi. 900 milyon euroya yakın kredi için anlaşmayı yaptık dedi Cuma günü Mehmet Şimşek. Bu ziyaretler verimli geçiyor anladığımız kadarıyla.
Erdoğan ve hükümeti istediğini alıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası daha önce perspektifini açıklamıştı. Biz de burada geçen hafta konuşmuştuk. Mevcut aşamada bir 17 milyar dolar kadar bir sermaye Türkiye'ye kullandırıyor Dünya Bankası. Bunu uzatarak önümüzdeki 3 sene için bir 18 milyar dolar daha kullandıracağını açıkladı. Türkiye'nin girdiği ekonomideki yanlışlara son veren, girdiği doğru yol diyerek yanlış imaj yaratmayalım. 2 senedir, 3 senedir tek adam olduğu dönemden beri girdiği tahribat üstüne tahribat yapan yolu terk etmiş, durdurmuş gözüküyor. Bunu biz pozitif buluyoruz diyor ve motive etmeye çalışıyorlar. Ama biraz sonra konuşuruz, göreceğiz bakalım bu yolda nerededir Erdoğan. Zaten programın ilk sorusunda Erdoğan'ın kuyu kazmaya devam ettiğini, hiçbir yere gitmeye niyetinin olmadığını, hiçbir şey değiştirmeye niyetinin olmadığını zaten programın ilk sorusunda ortaya koymaya başladık zaten. Dünya Bankası, aslında onu şöyle okumak lazım. Dünya Bankası, IMF kardeş kuruluşlardır. Yani Erdoğan IMF'ye gitmeye korkuyor yerel seçimlerden önce. Çünkü o konuda çok fazla kendini bağladı. Dolayısıyla alternatif olarak bari Dünya Bankası üzerinden gidelim de millet çakmasın demeye getirdi. Belli ki Dünya Bankası devreye girmiş durumda. Yerel seçimlerden sonra Erdoğan Amerika ile ilişkileri sıkı tutabilirse, çünkü çok fazla çatışma alanı da var orada, bu sefer Amerika'nın da onayıyla, Avrupa Birliği'nin de göreceli olarak onayıyla IMF ile de bir ilişkinin başlatılacağı anlaşılıyor. Dünya Bankası ile başlatılabilmiş olması demek, Yahudi sermayesine, Yahudi lobisine teslim olduğunu, Amerika'nın taleplerini yerine getireceğini, vaat ettiğini, Kudüs'te namaz kılma heyecanının çok hareketlendiğini gösteriyor yeterince zaten. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Daha yola çıkarken Avrupa Birliği'nin dayanışma fonu var biliyorsunuz, afetlere karşılık, çeşitli afetlere karşı. Tam 500 milyon dolarlık Türkiye'ye yardım yaptı depremden dolayı. Böyle oturup kalkıp sövüyor ama o Avrupa Birliği'nin kurumları çalıştığı için, kuralları çalıştığı için Erdoğan böyle dedi, biz de vermeyelim yapmadılar. Türkiye'de deprem var, bu fonun kuruluş amacı da budur diye Türkiye'ye oradan 500 milyon dolara yakın tek celsede yardımda bulundular yani. Kurumların ve kuralların gücü budur Galip Bey. Yani bizde öyle değil. Erdoğan kızıyor, başlatın ilişkileri diyor. Kesin ilişkileri diyor. Bir tane adam nasıl son andaki duygu durumu neyse ona göre başlatan bitiren bir durumda. Avrupa böyle değil. Kurumlar, kurallar manzumesiyle yönetilen bir kıta yani. G20'den bahsettiniz İbrahim Bey az önce. Geçen hafta da değindiniz ama bugün biraz daha derine inelim isterseniz. Hindistan'ın liderliğinde teklif edilen bir ticaret koridoru var. Çin'in modern İpek Yolu projesine rakip olarak sunuluyor. Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru. 15 ülkeden geçip Avrupa'ya ulaşacak ama geçtiği ülkeler arasında Türkiye yok. Bunun üzerine Erdoğan önce bu işler bitsiz olmaz dedi. Sonra da kendi alternatifleri olarak Irak-Türkiye kalkınma yolunu önerdi. Çok kararlıyız demiş. Sizin değerlendirmeniz nedir bu konuda? Evet, bakın o dediği harita burada var. Açıkçası diğer Hindistan, Orta Doğu, Avrupa koridorunu geçenlerde konuştuk. O koridor Türkiye'den geçmiyor çünkü gerçekten de Türkiye ile ilgisi olan bir güzergahtan değil. Yani bir kere o koridoru az konuşalım. O koridor Çin'e alternatif bir koridor ama Çin'in teklif ettiği koridorlar gerçek koridorlar. Yani Çin gerçekten limanlar yapıyor, üst geçit otobanlar yapıyor, demir yolları yapıyor, barajlar yapıyor, serbest ticaret bölgeleri, sanayi bölgeleri yapıyor, limanlar yapıyor. Bunları birbirine entegre ediyor. Yani Çin gerçek anlamda alternatifler dünyaya sunuyor. Ve Çin'in sunduğu bu alternatif yolların hiçbiri Türkiye'den geçmiyor ama Çin Türkiye'yi de etkisi altına almak için Türkiye'ye bir şey uydurdular. Orta koridor diye bir şey uydurdular. Yani en kuzeyden geçen gerçek koridor Rusya'dan geçip Avrupa'ya ulaşıyor. Deniz yoluyla gidenler de Yunanistan üzerinden sonunda Avrupa'ya gidiyor. Türkiye'de dediler ki Kafkaslar üzerinden bir koridorda sen koy adına. Türkiye buna dedi ki biz de orta koridorla Çin'in İpek Yolu üzerindeyiz. Hatta şöyle size bir örnek vereyim. Seyircilerimiz de biraz tebessüm etsinler Erdoğan'ın şark kurnazlığı karşısında.
Biliyorsunuz Türkiye'de Boğaz alt geçidi, Boğaz tünel geçidi, Marmaray Marmaray. 2003 yılında projelendirildi. Japon sermayesi var içinde. Japon şirketleri var içinde. Türk şirketleri de var ve 2007-2008 yılında bitirildi ve açıldı. Çin'in İpek yolunun ilan edilme tarihi 2014. Ve Türkiye'de İpek yolundadır diyebilmek için Erdoğan Çinli üçkağıtçı dostlarıyla Marmaray projesini İpek yolunun yaptığı bir proje olarak lanse etti. İyi mi? Yani insan birazcık ar eder, birazcık edep eder. Yahu mühendisliği Japonya'dan, parası Japonya'dan, projesi Japonya'dan, her şey olmuş bitmiş. Bu nedir? Çünkü Çin'le gerçekten bir işbirliği falan yok. Türkiye'nin bir orta koridor diye bir gündemi yok. Türkiye'nin bir orta koridorun olması için öncelikli olarak Türkiye'nin kuzey doğusuyla batısının çok sağlıklı bir tren yoluyla da entegre edilmesi lazım. Yani Artvin'den başlayan, Ağrı Kars'ı entegre eden, Erzurum'u entegre eden, içeriye Trabzon'a sahile indirilen ve sahilden de İstanbul'a doğru yolu olan, Samsun'a bağlanan bir tren ulaşım hattının kurulması lazım. Daha sen o bölgelerde sağlıklı, tabii ki tüneller filan da yapıldı Karadeniz'de, ama son tahlilde o koridorda Türkiye'nin olması mümkün değildi. Zaten herhangi bir şey de olmadı. Adı olan kendisi olmayan bir şey. Hindistan'ın teklif ettiğinin Çinlere mukayese bile edilmesi mümkün değil. Çünkü tamamıyla tırnak içinde gıcıklığına yapılmış bir şey. Çin'e karşı bir şey yapalım motivasyonuyla yapılmış bir şey. Ne yeni bir liman var, ne yeni bir yol var, ne yeni bir altyapı var. Hiçbir şey yok. Var olan Mumbai limanından, var olan Dubai limanına, belki Dubai limanıyla Hayfa arasında, İsrail'in Hayfa şehri arasında Suudi Arabistan diagonal olarak geçileceği için belki o hatta otobanlar ve tren yolları, raylı sistem kurulması gerekebilir. Olursa tek bu olacak. Dolayısıyla bu hatta yeni bir şey yok zaten. Tümüyle olan trafik, zaten devam etmekte olan ticaret biraz daha bu hatta kaydırılmış olacak. Ama buna ihtiyaç var, buna talep var, bunu yapacaklar. Peki Türkiye bu hattın hiçbir yerinde yok, çünkü Türkiye ile ilgili bir boyutu yok konunun. Doğal güzergahı Türkiye üzerinden geçmiyor zaten. Suriye üzerinden geçmiyor zaten. İran üzerinden geçmiyor zaten. Konu budur. Erdoğan yine içeriye oynadı. Nasıl ki Çin'in orta koridoruyla Çin'e bağlanacağız demişse, şimdi madem siz bizi Mumbai, Orta Doğu, Avrupa koridoruna almadınız, bizsiz bu işler olmaz, alın da size Irak koridorunu koyuyoruz. Koysan ne olur, koymasan ne olur? Irak'tan bir otoban demir yoluyla İstanbul'a mal getireceğin günün sonunda. Oğlum bu kadar heyecan yapmaya gerek yok ki. Sen daha bölgedeki sorunları çözmemişsin. İki ülke arasında yol yapacaksın yani. İkinci Abdülhamit döneminde yapılmış bir Bağdat demir yolu var. Ne heyecan yapıyorsun sen? Sen daha Kürtlerle sorunlarını çözmedin. Irak hükümeti seni terk et topraklarımı diye zorluyor. Suriye terk et toprak. Sen komşularınla komşuluk ilişkisi kuramamışsın. O bölge terör örgütlerine, dinci fanatik örgütlere senin ellerinle teslim edilmiş durumda. Nedir yani? Irak'tan Türkiye'ye, Türkiye'den Irak'a biraz daha fazla mal taşıyacak bir otoban yapılırsa sana da rüşvet parası getirecek. Çok büyük bir şey mi olacak? Sen bir o alternatif, dünyaya bir alternatif bir şey mi sunmuş olacaksın? Böyle, böyle işte, yapacak bir şey yok. Recep'tir, ne derse yeridir deyip geçiyoruz. Buyurun içeri geçelim o zaman İbrahim Bey, şimdi isterseniz. Haftanın en kritik verisi Merkez Bankası'nın 5 puanlık faiz artışı. NAS'la 25'ten 8,5'a düşürüldü faizler. Sonra 30 puana çıktı. Dövizde hiçbir düşüş yok. Zira 3 ayda 21,5 puanlık faiz artışı dövizde bir gevşeme beklentisi yaratmaz mı hocam? Bir değişiklik olmaz mı? Yaratmaz olur mu? Bir senede, iki senede yapmış değil. Düşünsenize, dünyada enflasyon trendi pandemi sonrasında oluştu diye Amerika'da, Avrupa'da faiz artışı aylardır aralıksız faiz artışı yaşanıyor. Ne olmuş? Avrupa'da
2 civarından 7,5-8'e çıkmış. Aylardan beri sürüyor. 2 seneyi buldu. Sürekli faiz artırılıyor. Ama hepi topu 7'ye 8'e çıktı. Erdoğan seçimi bitireli 3 ay oldu. 3 ayda 21,5 puanlık bir artışın dövizi yerle yeksan etmesini beklersiniz normalde. Hiçbir hareket yaratamadı. Yaratması da mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü Türkiye'de döviz açığı o kadar yüksek ki, o kadar büyük ki, Türkiye o kadar döviz yaratmaktan uzak ki, sırf faizler arttığı için Türkiye'ye döviz bolluğu olmuş mu olmuyor. Ne olacak? Faiz artırdıysan Türk lirasının faizi artmış oluyor. Bu Türkiye'ye döviz girdi anlamına gelmiyor ki. Niye döviz düşsün? Bir. İki, hayır faiz arttığı için Türkiye'ye döviz gelmedi ama faiz arttığı için parasını dövizde tutanlar parasını Türk lirasına geçirtebilirler. Faizde daha çok kazanacaklarını düşünerek. Böyle olursa kur garantili mevduattaki yaklaşık 130 milyar dolarlık para TL'ye geçerse dövizde düşer beklentisi gerçekçi bir beklentidir. Esas bunu bekliyorduk biz. Evet Türkiye'ye büyük bir döviz gelmiyor ama var olan kaynaklar dövizde bloke edilmek yerine TL'ye kaçılsa döviz yine de düşer. Peki bu oluyor mu? Pek olmuyor. Yaklaşık bütün zorlamalara, ittirmelere, kaktırmalara rağmen 145 milyar dolardan 135 milyar dolar bandına kadar geriledi. Bütün Erdoğan'ın tehditlerine, şantajlarına, ceza kesme baskılarına rağmen. Dolayısıyla peki bu niye olmuyor? Niye insanlar bırakıp faize gelmiyorlar? Cevap veriyorum. Türkiye'nin 2023 yılındaki enflasyonu %70'ler civarında. 2024 yılındaki enflasyon hedefi beklentiler. Erdoğan'ı kimse kale aldığı yok. Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı kimse hale kale aldığı yok. Yine 70'ler civarında ilave bir enflasyon bekleniyor. Şimdi enflasyonun %70'ler olduğu bir ülkede siz mevduat faizine 30, 35, 40 civarında faiz verirseniz insanlar niye parasını Türk lirasında eritsinler ki? Standart belli. İnsanların reel kazancı enflasyonun üzerinde olmak zorundadır. O yüzden şu an böyle bir faiz olmadığı için insanlar oraya geçmiyor. Peki şöyle bir şey diyelim. Yahu bir devlet bir karar deklare etmiş. Diyor ki ben enflasyonla savaşmaya karar verdim. Bundan sonraki bütün adımlarım bu doğrultuda olacak. Ve size vaatte bulunuyorum. Diyorum ki 2024 yılında enflasyon %23-30'lar bandına inecektir. Buna göre davranın, buna göre TL'ye geçin. Mevduat sahipleri de diyor ki biz Recep'in bu laflarını çok duyduk. Recep'in en stratejik gündemi birkaç aydan öteye geçmiyor. Yerel seçimler var. Yerel seçimden sonra ne yapacağı belli değil. Dolayısıyla biz Erdoğan tarafından defalarca kandırılmış insanlarız. Erdoğan böyle dediği için biz geçmiyoruz. Belirsizlikler devam ediyor. Güven krizi devam ediyor. Ufuk sisli, ufku göremiyor tasarruf sahipleri. O yüzden de diyorlar ki biz şimdilik dövizde kalmaya devam edeceğiz. Bu yüzden bu sert faiz artışları maalesef dövizi düşürmedi. İki neden söyledim. Bir, Türkiye'nin aşırı döviz açığı var. İki, faiz arttığı için de millet dövizden çıkıp Türk lirasına yönelmemektedir. Üç, dünyadan da Türkiye'ye büyük bir döviz açığı girişi olacağına dair güçlü göstergeler görmüyoruz. Öyle Dünya Bankası 3 sene zarfında bir 18 milyar dolar sokacak. İşte şuradan bilmem ne kadarcık bir şey gelecek. Bunlar ikna edici ifadeler değil. Türkiye'nin döviz açığı size şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin bir yılda ödemesi gereken borç miktarı 120 milyar dolar civarında. Türkiye'nin cari açığından gelen finansman açığı 60 milyar dolar civarında. Dolayısıyla Türkiye'nin döviz açığı öyle devasa bir kara deliğe dönmüş ki öyle Dünya Bankası'ndan şuradan buradan girecek paralarla kapanacak türden değil. Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı şeklinde, uzun vadeli finansman kredisi şeklinde ve kısa vadeli portföy yatırımları şeklinde bir 300-400 milyar dolarlık bir kaynak girmesi lazım ki Türkiye'yi rahatlatsın. Erdoğan'ın çizdiği perspektifte böyle bir perspektif yok. O yüzden faizle ilgili gündem de boşa gidiyor. Yalnız bir şey bu vesileyle belirteyim Galip Bey. Yani faiz arttı diye Türkiye'de bir takım
Türk aydınları, iktisatçılar, anlı şanlı iktisatçılar Merkez Bankası'nı ve ekonomi yönetimini takdir tebrik etme yarışına girdiler. İşte yol budur. Ne olmuş ya? Ne olmuş ya? 3 senedir tahrip eden Erdoğan faiz artırmaktan başka ne yaptı? İki şey yaptı. Habire faiz artırıyor, habire zam yapıyor, vergi koyuyor. Nesini tebrik ediyorsunuz? Neden hemen zangoşluk yapmaya başladınız? Neden hemen yandaşlık yapmaya başladınız? Siz de mi bir makam kapma derdine düştünüz hemen? Erdoğan ne yapmış bulunuyor da gıda enflasyonunu mu düşürmüş? Enflasyon düşmüş mü? Fakirin yahu ilkokula giden çocukların beslenme çantası boşalmış durumda. Azık torbası boşalmış durumda. Vay canına faizleri dalga dalga artırıyorsun, zam üstüne zam yağdırıyorsun, vergi üstüne vergi koyuyorsun, yaşasın iktidar doğru yolu buldu, helal olsun, öyle mi? Bu mudur doğru yolu bulmak size göre? Böyle bir şey yok, kesinlikle çok yanlış bir yaklaşım. Bakınız Galip Bey, burada iki nolu bir grafiğimiz var, İstanbul'daki konut fiyatlarını gösteren. Orada belki enteresan, bakın bu çok ibret verici bir veri. İstanbul'da ortalama konut fiyatları istatistiklere göre 4 milyon 750 bin TL'ye çıkmış. Nereden çıkmış Galip Bey? Bakın çok geriye gitmeyelim burada. Sadece 2011 yılına gidelim. 2011 yılında ortalama konut fiyatı 750 bin TL'den bugün gitmiş 4,5 milyon TL'nin üzerine çıkmış. Yani bu örneği şunun için verdim. Bir ülkede arz ve talep mekanizmasını yıkmak kolay, inşa etmek öyle ondan sonra kolay değil. Öyle siz 3-4 defa da sert faiz artırdınız diye. Aa, her şey kalktık sabah baktık ki her şey başa dönmüş. Hayır, öyle kolay değil. Çatallı kazığı yutturmuşsun. Bunun Türkiye halkına bedeli uzun süre olacak. Ve bir şey daha söyleyeyim. O yandaşlık yapmaya hazırlanan anlı şanlı ekonomistlerin de önünü açmış olayım. Merak etmeyin, en az %35'lere çıkaracak faizleri. En az 35'e çıkaracak. 40'a çıkarma ihtimali de vardır. Sevinin, şimdiden sevinesiniz diye söyleyelim. Yabancı sermaye Erdoğan'ı hedefin önüne koydu. 1 dolar 35 TL olacak, faizler de 35 olacak. Türk malları sudan ucuz olacak. Biz Türkiye'ye malları kapatmaya geleceğiz. Bunu söylemeniz lazım. Bakın siz oraya yansıttınız. Yani Türkiye'de sadece 100 metrekarelik bir ev 2011 yılında 160 bin TL'ye alınabilen bir ev bugün 3,7 milyon TL'ye kadar çıkmış durumda. Ne bileyim, aynı 2011 yılında 1 milyon dolarınız var idiyse, 1 milyon TL'niz var idiyse Türkiye'de 2011 yılında 590 bin dolar alabilmiş durumdaydık biz o zamanın kuruna göre. Aynı 1 milyon TL ile biz bugün 40 bin dolar alamaz durumdayız. 590 binden 40 bine düşmüş durumdayız. Erdoğan'ın Türkiye'de yaptığı tahribatlar, verdiği zararlar öyle iki hareketle değişecek türden, düzelecek türden şeyler değildir. Bu tebrik etme sırasına girmek yanlıştır. Bir de şunu söyleyelim bu konuyla ilgili Galip Bey. Bu bir para politikası. Sıkılaştırıp duruyorsun. Faizleri artıralım, zamları yapalım, vergileri, bu da maliye politikası. Peki söylüyorum, Türkiye'de verimsizliğe, israfa neden olan düzendeki değişiklikler ne olacak peki? Bu konuda bir değişiklik var mı? Yani sarayın günlük masrafı 15 milyon TL'ye çıkmış. Yıllık harcaması daha yeni açıkladı. 5,5 milyar TL. 5,5 milyar TL. Bir sarayın masrafı. Hangi tasarruftan bahsediliyor? Hangi tedbirden bahsediliyor? Türkiye'yi çökertmiş olan en önemli kara deliği söylüyorum. Kitler zarardan zarara sürükleniyor. Dünyanın en çok çayı içilen Türkiye'de hiç olmasın Çaykur'un kar etmesi lazım. Doğru mu? Onu bile becertip zarar ettirmişler. Başka bir şey, Türkiye'de 1 liraya yapılacak ihaleyi yandaşlardan rüşvet almak için 5 liraya, 10 liraya yandaşlara veriyor. Diyor ki buyur, ikisi senin, sekizini bana vereceksin rüşvet olarak. Ortaklaşa, el birliğiyle kendi milletini soyuyor. Bu düzen değişti mi peki? En büyük kara delik bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisine ait olan binaları sattı. İçine kiracı olarak girdi, biliyor musunuz Galip Bey? Ankara'da bakanlıklar tümüyle yandaşlara ihale edilip verildi ucuza ucuza.
Ondan sonra dediler ki size biz kira verelim. Kendi bünyesinin, kendi binasının kiracısı haline getirildi Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bunlarda değişiklik var mı? Bakın ibret verici bir rakam vereyim. Bütün programın başından beri söylediklerimizi şöyle bir önümüze özetleyip göstersin. Üç nolu bir grafiği hazırladım. Dünya Adalet Endeksinin verilerinden yola çıkarak. Bakınız Türkiye bu Dünya Adalet Endeksindeki verisi 0,42. Bu veriler sıfırla bir arasında. Takipçilerimize bilgi olarak söylüyorum. Bire yaklaştıkça iyi bir ülkesiniz. Adaletle, yasalarla, hukukun üstünlüğüyle yönetilen ülkesiniz demektir. Sıfıra yaklaştıkça sizde hukukta yok, adalette yok, kuralda yok, kaide de yok demektir. Demek ki 0,50 ortalamasındasınız demektir. Bakın Türkiye'ninki 0,42. Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Meksika, Polonya, Romanya, Türkiye bunları seçtim. Bizimle mukayese edilebilir olduğu için, dünyalılar bizimle bu ülkeleri mukayese ettikleri için buraya koydum. Bakın 42, 0,42 düzeyinde bir de Meksika var. Çünkü Meksika da gittikçe otoriter bir rejime gidiyor bu bağlamda. Bakın mesela Romanya'ya bakın 0,63, Polonya'ya bakın 0,64. Takdir edersiniz ki buraya İsveç'i koymam, Norveç'i koymam, Almanya'yı koymam. Bunlar bire doğru yakındır çünkü buralarda hukuk kaideleri var. Ama şu koyduğum ülkelerin içerisinde Türkiye'den daha kötüsü yok. Şu Çin bile 0,47 ile Türkiye'den daha iyi skorları var. Bunların biraz daha Türkiye'nin ibretlik halini göstermek için tabloyu bir de tablo koydum oraya. Bir nolu tabloyu biraz daha ibretlik verileri görelim oradan. Bakın burada Galip Bey Türkiye'nin durumunun en vahim olduğu yerleri gösteriyorum. Mesela hükümetin yasalarla sınırlandırılması, yani hükümet keyfi davranamayacak. Bu ancak şeffaflıkla, Sayıştay'ın güçlendirilmesiyle, yargı bağımsızlığıyla olacak şeylerdir. Bakın buradaki Türkiye'nin skoru 1 üzerinden 0,28 ve dikkat edin Türkiye'ye yakın hiçbir ülke yok. Türkiye'ye en yakın ülke Çin var 0,32 ile birlikte. Bakın Türkiye'nin en rezil olduğu hallerden bir başkasını daha söylüyorum. Temel hak ve özgürlükler bahsinde Türkiye'ninki 0,30 civarında, Çin'inki 0,26. Türkiye dibe batmış halinde Çin'le yarışıyor. Ceza yargısı konusunda mesela Türkiye'nin durumu 0,34. Ne demek ceza yargısı? Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan yargıyı sopa olarak kullanıyor. İntikam almak için kullanıyor ve bir adil yargılamadan bahsedemeyiz anlamına geliyor bu gördüğümüz rakam burada. Dolayısıyla Türkiye'de şunun için söyledim. Yani şu mekanizmada, şu hukuk mekanizmasında, şu yönetişim mekanizmasında hiçbir iyileşme var mı ki bu kadar iştahla hükümet övmeye başladınız? Yapı burada, zihin burada, kodlar burada. Davranışlar burada ve Erdoğan açıkladı biz modelimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz dedi. Dolayısıyla bu kadar erken heyecan yapmaya gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan bir gece Mehmet Şimşek'i tutar kulağından atar, o kadını ait olduğun yere dön diye hakaret ederek döndürür. Yerine de Yeni Şafak'tan at itten bir iki sığır çobanı bulur koyar istediklerini yeniden yapar. Yapmıştı yine yapar. Yaparsa yine yapar. Yaparsa yine Recep yapar. Onun için heyecan yapmayın. Gaza gelmeyin size de iş versin Erdoğan diye. Doğru prensiplerle, doğru vizyona bakın. Türk halkını da boşu boşuna kandırmayın. Peki İbrahim Bey, burada bir soru ile devreye gireyim. Nas konusu başlı başına bir facia dediniz geçen hafta konuşurken. 700 milyar dolarlık bir servet transferi, %120'leri bulan enflasyondan, yıllık 60 milyar doları bulan cari açıktan bahsettiniz. Sorum şu, bu hatadan ders çıkarıldı mı? Bir daha bu hata yapılmayacak diyebiliyor musunuz? Evet, aslında tam da buraya girmiştik. Bu soru doğru bir yerde gelen bir soru. Yani 8,25 bazından 8,5'a düşürülmüş bir faiz. Sonra 8,5'tan Türkiye'ye verdiği korkunç bir tahribat siz özetlediniz. Merkez Bankası'nın rezervlerinden 300 milyar dolar rezervden çıkmış, yandaşın cebine girmiş. Hazineden 700 milyar TL çıkmış, parasını
dövizde değil TL'de tutsun diye döviz zenginlerine verilmiş. Enflasyon 20 bandından 120 bandına çıkmış. Türkiye'nin cari açığı kapanacak derken tam tersine patlamış. Yıllık 60 milyar dolara çıkmış. Türkiye'nin ticaret açıkları yıllık 50 milyar dolarlardan 100 milyar doların üzerine 120 milyar dolara doğru çıkmış. Korkunç bir tahribattan sonra Mehmet Şimşek gelmiş demiş ki bu saçmalıklara son veriyoruz demiş. Rasyonel zemine dönüyoruz demiş. Erdoğan ne dedi buna cevap olarak? Erdoğan şunu dedi mi? Vallahi Mehmet haklı diyor. Biz yanlış yapmışız. Bunu bir daha yapmayacağız. Doğru yola dönüyoruz dedi mi? Recep Tayyip Erdoğan bir tek cümle kurdu. Benim faizle ilgili görüşüm değişmedi dedi. Ama yani bunu tercüme edeyim. Şu an paraya ihtiyacım var. Yerel seçime gidiyorum. Çaresizim. Şimdilik göz yumacağım. Sonra ilk fırsatta yine bunları tekrar edeceğim Türk milletine dedi. Türk milleti de ona rey verdi. Yapacak bir şey yok. Milletiyle beraber çok yaşasın. Yapacak bir şey yok. Ama şimdi dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesinden bu yaptıklarının yanlış olduğunu kabul ettiğini anlamıyoruz. Bir daha yapmayacağı sonucu asla çıkmıyor. Hal ve hareketleri de şunu söylüyor. Vallahi Mehmet sana 3 ay daha veririm yıl sonuna kadar. Yaptın yaptın, yapmadın da kovarım. Bildiğim yere de dönerim. Yeter ki biraz para gelsin. Bütün vücut diliyle söylediği budur. Ama Galip Bey bu vesileyle esas trajikomik yerine geliyoruz konunun. İzninizle seyircilerimizle, takipçilerimizle lütfetip izin versinler ve bunu biraz konuşayım. O da şudur. Bakın, bir olay sıcak sıcağına anlaşılmaz. Türkiye'de İslam tarihinin bir büyük faciası yaşandı. O facia şudur. Yani Müslümanların kafalarında kurdukları bir senaryo var. Bilime dayanmıyor. İnsanlığın medeniyet değerlerine dayanmıyor. Öyle olduklarını ve geçerli olduklarını varsaydıkları kendi tarihlerine de dayanmayacak bir takım inançları var. Faiz haramdır, bu faiz düşürülmelidir. Bildikleri bir tek şey bu. Bu konuyla ilgili ikinci bildikleri cümle yok. Faiz haramdır, ortadan kaldırılmalıdır. Peki aç bunu, konuş bunu dediğin zaman hiçbir şey konuşamıyorlar. Bakın Osmanlı bile Osmanlı'nın savaşlarını finanse edemez, görevlilerin maaşını veremez duruma düştüğü için Osmanlı bile bir para vakıfları uygulaması üzerinden faiz olayına Kanuni Sultan Süleyman döneminde izin verildi. Ve o faize Osmanlı medeniyeti kabul etti, içine sindirdi, fetvasını aldı. Altını çiziyorum. Fetvasını aldı. Bu faiz haram olan faiz değildir diye. Detayına girmeyeceğim. Bunlar Osmanlı'yı da bilmiyorlar. İslamiyet'in hiçbir şeysini de bilmiyorlar. Kafalarında cehaletten gelen kabulleri var. Yobazlık kabulleri var. Ben bu programda anlattım. Haram olan bu modern faiz değildir. Haram olan finansal piyasaların gelişmediği yerde bir takım güç odaklarının garibanı mecburu borçlandırıp yerini yurdunu yok ettiği o ribadan bahsettik. O bugün de yanlıştır. Bir mafyanın eline düşüp Galip Bey mecburiyetten 1.000 avro alıp sonra onu ödeyemezseniz evinizi kaptırmanız bugün de yasal değil ki. Bugün de ahlaki değil ki. Bugün de etik değil ki. Bugün de olmaması gereken şeylerdir. O dönemdeki buydu. Bankası yok, finansal piyasası yok, rekabeti yok, hukuk yok, kayıt yok, kuyut yok. Allah'ın garibanı eline düşünce anası ağlıyordu. Kur'an-ı Kerim'de yapmayın bu zulmü diyordu. Buna itirazımız yok ki. Modern zamanlardaki faiz o değildir. İnsanların gönüllü olarak birbirleriyle iktisadi mübadeleyi hesaplayıp kitaplayarak alıp verdiklerine koydukları faiz haram değildir. Konut için alınan kredinin faizi haram değildir. Ticaret için alınan kredinin faizi haram değildir. İş için alınan kredinin faizi haram değildir. Ama konu şudur Galip Bey. Erdoğan nas diyerek bu dincilerin bu ezberlerine şirin gözükmek için Türkiye'nin büyük bir kaynağını yandaşlarına transfer etmek için Tanrı'yı istismar etti. Tanrı'yı sömürdü. Şimdi 8.5'tan 30'a çıktı. 30'dan 35'e çıkacak. Bu dincilerin ağzını açmıyorlar. Şimdi buna ne cevap verecekler? Niye şimdi konuşmuyorlar o zaman? Çünkü tanrıları Recep, çünkü tanrıları çıkarları.
Çünkü tanrıları devlet. Korkuyu gördükleri yerde bunlar tanrılarından vazgeçiyorlar. Geçen hafta tarımdan bahsetmiştiniz. Gıda sektöründe kontrolden çıkan fiyatlar nedeniyle detaylı bir analiz yapmıştınız. Hafta içinde tarımda sözleşmeli üretim yönetmeliği açıklandı. Bu ne anlama geliyor? Tarımda arz ve fiyat istikrarı nasıl sağlanacak? Gıda enflasyonuyla mücadelede başka hangi adımların atılması lazım? Galip Bey, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde tarım konusunda bir kotalar diye bir rejim kurdular. Kota şudur, tarım kesimini korumak üzere Avrupa Birliği'ne üye olan bütün ülkelere bir müzakere süreci yürütüldü. Yani diyelim ki Hollanda'da tarım önemlidir, Fransa'da tarım çok önemlidir, Almanya'da o kadar önemli değildir. Ama her ülkeye dediler ki sizin gelin şu masaya Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerden kim ne kadar süt üretecek, kim ne kadar et üretecek, kim ne kadar ot üretecek, kim ne kadar gübre üretecek, kim ne kadar hayvan sahibi olacak, bunları kararlaştıralım ve Avrupa Birliği'nde kotaları böylece tanımlayalım ki lüzumundan fazla üretim artmasın, lüzumundan fazla fiyatlar düşmesin ve tarım kesimi zarar görmesin diye. O yüzden siz Avrupa'da şu an durup dururken örneğin Galip Bey içinizden geldiği için 100 ineklik bir çiftlik açamazsınız. Var olan bir çiftliği satın alabilirsiniz şartlarınız, uzmanlığınız, paranız yetiyorsa ama durup dururken sıfırdan 100 ineklik bir çiftlik açamazsınız. Derler ki yok kardeşim Almanya'da buna izin yok. Almanya'nın kotaları dolmuş durumda bu kadar. Şimdi bu bir üretim planlamasıdır. Paydaşları, tarafları istikrar, arz ve talep mekanizmasını istikrara kavuşturmak için bir üretim planlamasıdır. Bunu 20 senedir Türkiye'den de istiyoruz ve bu istediğimiz üretim planlamasının bir boyutu da sözleşmeli tarımdır. Sözleşmeli tarım şudur, siz o sene tarlanıza neyi ekeceğinizi ve ne kadar ekeceğinizi ilin, ilçenin, bölgenin tarım iradesiyle, yönetimiyle, işte kurulacak platformuyla, kuruluyla oralara akredite ettirmeniz lazım ve o kadarını üretmeniz lazım. Gelişi güzel olmaması lazım. Niye? Çok basit, çok haber duymuşuzdur. Karpuz tarlada kaldı, kavun tarlada kaldı. Adam çünkü o kadar çok o sene üretilmiş ki, o kadar fiyatlar düşmüş ki, adam diyor ki ya ben gübre kullandım, mazot kullandım, emek kullandım, ömrümü verdim. Şimdi bunları toplayıp satarsam toplayıp satma kısmından dahi zarar edeceğim. Yaptığım zararı telafi edemediğim gibi. Onun için bırakıyorum tarlada diyor. Şimdi bunun nedeni budur. Sözleşmeli tarıma geçilemediği içindir bu. Çiftçiyi kendi başına bırakmak düşünün. Adam kafasına esiyor fındık tarlalarını kırıyor. Adam kafasına esiyor. Ormanı kırıp fındık tarlasına döndürüyor, çay bahçesine döndürüyor. Bunlar Avrupa'da hayatta olabilir şeyler değildir. Mutlaka şunlar yapılmalıdır. Araziler birleştirilmelidir, toplulaştırılmalıdır. Ölçek ekonomileri kurulmalıdır. Sözleşmeli tarıma geçilmelidir. Damla sulama sistemi başarılmalıdır. Tarım teşvikleri doğru verimlilik odaklı olarak artırılmalıdır. Ve en önemli boyutunu söylüyorum, tarladan, üreticiden son tüketiciye kadar gelen aşamalardaki tarım tekelleri, tarım mafya yapıları çökertilmelidir ve buralara devletin eli değmelidir. Yani halde 10 katına kadar artan bir ürünü kimse navlun fiyatlarına, ulaşım fiyatlarıyla açıklayamaz. Orada başka şeyler oluyor. Onun için sözleşmeli tarım çok doğru bir adımdır. Çok geç kalmış adımdır. Türk milletinin 20 senesi yiyilip yok edilmiş bir adımdır. Ama ben size söyleyeyim, bunu yapacaklarına dair de bir kanıt yoktur. Hepsi zor durumda kalmaktan, sıkışmışlıktan yapılan şeylerdir. Ama söylüyorum, sözleşmeli tarım gereklidir, doğrudur. Tarımsal üretim desenine devlet müdahale etmelidir. Bunun envanteri çıkartılmalıdır, miktarı tespit edilmelidir, kontrol edilmelidir. Tarım kesimindeki çiftçimize ziraat odalarından devletin boşuna maaşını alıp akşama kadar yan gelip yatan adamlar tarım arazilerine çıkartılmalı ve çiftçiyle
senkronize edilmeli ve sahada çalıştırılmalıdır. Bu gelişme doğru bir gelişmedir. Yapacaklarına inancım sıfırdır. Erdoğan'ın Amerika seyahatiyle başladık. Yine onunla bitirelim isterseniz. Erdoğan ABD'de Elon Musk'la neler görüştü sizce? Dediğim gibi programın başında bir ülkeyi yöneten insanın herkesle görüşme hakkı vardır. Görüşür, bir şartı var, şeffaf olacak. Açıklayacak milletine ne yaptığını. Elon Musk'la görüşmesinden bir kare kaldı. Elon Musk kucağında bebeğiyle geldi Erdoğan'ı görmeye. Erdoğan da o bütün köylü vandallığıyla karın nerede lan dedi ona. Yani ne demek bu şimdi? Siz de programınıza konu yaptınız onu. Nedir yani bu? 21. yüzyıl dünyasında küçük bebeğiyle kucağında gelen adama karın nerededir nedir ya? Yani bu çocuğa bakması gereken evinde dizini kırıp bakması gereken karın oğlum niye ona bırakıp gelmedin demeye getiriyor, farkında mısınız? Rezaletin, utanmazlığın. Halbuki onun eşi de başka bir yerde iş insanıdır, iş kadınıdır, o da işindedir, gücündedir. Böyle bir adamlardır. Bu görüşmeden elimizde hiçbir şey kalmadı ama tahmin ediyoruz 3 tane husus önemlidir. Elon Musk düzeyindeki bir insanla görüşmenin hiçbir mahsuru yok. Tam tersi görüşmek lazımdır. Elon Musk'tan muhtemelen Türkiye'nin uzay çalışmalarına destek olmasını isteyecektir. Malum haliniz Türkiye'nin uzay ajansı daha birkaç sene önce kuruldu. Erdoğan Türk milletine çıktı, gevrek gevrek dedi ki 2023 yılında uzaya yumuşak iniş yapacağız. 2023 yılı geldi, geçiyor. Uzayın ajansının elemanı bile yok. Uzayın bütçesi bile yok. Yine Türk milletiyle dalgasını geçti ve elde var sıfır. Şimdi Elon Musk'a belki diyor ki biz uzaya bir füze göndereceğiz, uzay aracı göndereceğiz. Lütfen bize yardım et de bunu gönderelim, rezil olduk. Yani bunu rica ediyordur. Bunun bedeli neyse ödeyelim sana, bize füze yaptırt, göndert uzaya diyordur. Muhtemelen budur. Ama bu bile büyük bir şey. Muhtemelen diyor ki hava hava atacağım bir Türk astronotunu lütfen Ay'a gönderir misin? Ben anlatacağım bak bir Türk'ü koyduk gönderdik diye. Lütfen buna izin ver, ben de millete söyleyeyim bak Elon Musk'la anlaştık bir tane astronotumuzu uzaya götürdü diye. Bir başka husus da tabii ki Starlink üzerinden. Starlink Elon Musk'ın internet uzaydan mobil internet hizmeti sağlayan aleti diyelim, teknolojisi. Türkiye'ye de internet hizmeti bunun üzerinden verir misin? Çünkü çok güçlü bir verici, büyük miktarlardaki datayı hızla transfer eden güvenli bir iletişim imkanı sağlıyor. Anladığım kadarıyla bu konuda bir adım atıldı, bir anlaşma, bir ortak zemini oluştu. Çünkü daha dün Elon Musk ilan verdi New York'ta oturan Türklere. İyi Türkçe bilen, işte lise mezunu, iyi İngilizce bilen, çeşitli bilgisayar programlarına hakim olan kişilere dolgun ücretle uzaktan çalışarak çalışma imkanı sağlıyoruz diye böyle kişileri aramaya başladı. Belli ki Türkiye'ye internet hizmetini Elon Musk vermeye başlayacak. Doğru bir şeydir, güzel bir şeydir. Türkiye'nin internet hizmetleri çok aksıyor, çok yavaş. Buna lazım bu çağda. Son olarak tabii ki Tesla'yı gel Türkiye'de üret diye bu elektrikli aracı bir geyik ortalıkta dönüyor. Erdoğan bu işin nasıl yapılacağından haberi yok belli ki. Erdoğan komşu ülkelerle iletişimi kesilmiş, Avrupa Birliği ile bağları kopartırız dediği bir dünyada o elektrikli aracı üretip kime satacak? Bunun bataryası var, motoru var, teknolojisi var, osu var, busu var. Türkiye buna ne katkı sağlayacak? Soru bu. Elon Musk Türkiye'nin hangi cazibesinden dolayı gelecek ve Türkiye'de bunun yatırımını yapacak? Bunun olması için Türkiye'nin bütün komşularıyla iyi ilişkiler içinde olması lazım. Orta Doğu'nun, Balkanların, Kafkasların bir fırsat ülkesi olması lazım. Nitelikli, donanımlı, eğitimli beşeri sermayesi olması lazım. Diğer üretim maliyetlerinin, elektriğin örneğin yeterince bol ve kesintisiz ve ucuz olması lazım. Hukukun üstünlüğünün olması lazım. Özel mülkiyetin korunuyor olması lazım. Doğru teşvik yapısının olması lazım. En önemlisi iktisadi krizlerin yok edilmiş, kur istikrarının sağlanmış, hesap kitap bütçe yapılabilir bir ülke haline gelmiş olması lazım. Her tarafından yangın yanan bir ülkenin Elon Musk nesine gelsin, nesine yardım yapsın.
Bu o zaman toparlıyoruz. Erdoğan'ın kendi şahsi propagandasını yapan bir basit bir medya propagandasının ötesine geçmemiş oluyor böyle olarak olunca. İbrahim Bey, son soru dedik, programı bitirdik ama eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Öyle kapatalım yayını. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu, iyi bir pazar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Türkiye ekonomisinin gerçeklerini dinlediniz. Haftaya yine bekleriz efendim. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.